Herkese selam arkadaşlar, ben İtaş. Bugün sizlerle birlikte haftanın arkalarını birlikte göz atacağız. İlk olayımız Build UX projesinin Capital'in bize mi dediği NFT ile ilgili. Play to Learn kısmına giriyoruz. Burada bize böyle basit bir oyun var. Bu oyunun ismini şu an hatırlamıyorum ama çok popüler bir oyundu bir dönem. Tetris'e benzer bir oyun var. Bu oyunu bu gördüğünüz taşların hepsini kırmamız gerekiyor. Bu kırdığımız taşların süresine göre bize bir NFT verecek. İstediğiniz kadar ölebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Öldüğünüz zaman onu söyleyeyim. Yani ben böyle ölüp hızlıca tamamlamak için şu an şansımı yapıyorum da şu kısmı bir türlü tamamlayamıyorsunuz. Ölüyorum ben. Bu kısmı böyle tamamlamanız gerekiyor hepsine. Tüm taşları kırmanız gerekiyor. Ne kadar hızlı yaparsanız galiba o kadar iyi burada. Çünkü NFT alacağız ve NFT'lerin yanında bir süre işareti de oluyor. Tabii alabilirsem göstereceğim ben. Şurayı da temizleyelim. Bunu bir şekilde oynuyoruz. Bir türlü temizleyemedim. Şöyle blok blok temizliye temizliye öyle öyle en hızlı bu şekilde yapar gibisiniz. Ben bu şekilde hızlı yapıyorum. Böyle şurası kaldı sadece. Tabii nasıl etti şu iki bloğu kırmayacak. Ve kırdım. Kırdıktan sonra mint your score diyoruz arkadaşlar. Ethereum alanında bağlanmamızı istiyor. Ben daha önce mintlediğim için şu an mintleyemiyorum. Ama verdiğim etkiyi size şu şekilde göstereceğim. O kızı yutarıma. Profilime giriyorum. Böyle size bir score NFT'si veriyor. Hani senin süren 1 dakika 4 saniye nice drop tarzında. Çok bir olayı yok şu an bu NFT'lerin. Score NFT V2 olarak geçiyor. 1800 tane claimlenmiş. Biz ilk paylaştığımızda sadece 300 adet claimlenmişti. Hani ileride belki bir faydası olabilir bize diye. Çünkü erken destekçilerimiz için bir NFT paylaşıyoruz demişlerdi. Bir faydası olabilir diye düşünerek şu an erkenden mint diyoruz. Birkaç tane satış da olmuş çok ucuz fiyatlara. Hani alın, claimleyin, birkaç dolar fee ödersiniz, kalsın cüzdanınızda ne olur ne olmaz şeklinde. Bakın 6 dakikada yapan var. Bu arkadaş 5 dakikada yapmış. Yani çok rahat 2 dakikanın altında yaparsınız diye düşünüyorum. 5 dakika falan biraz abartı olmuş ama hani genel olarak bu şekilde. Bir diğer olayımız Gazi üzerinde Wizardland'ın yeni bir oyunu var. Bunu kliniyoruz. Suyin'e müsabitiyle anlaşmaya varmışlar. Wizardland bildiğiniz gibi sandbox tarzı bir proje olacak. Suyin üzerinde ve partnerliklere gidiyor. Partnerleri için de böyle tek tek gazi eventleri düzenliyor. Bu topladığımız gazi o hakları ile de Wizardland projesinde bazı haklara sahip olacağız. Daha önce airdrop için olan bir oatını klinmiştik gördüğünüz gibi. Yine bu oata sahipler airdrop'tan pay alabilecek. Şöyle Wizardland Wiz Token. Bu sadece 30.000 adetti ama bu gördüğüm kadarıyla bir sınır koyulmamış. Şu an 10.000 tane mintlenmiş ama bu fuat 30.000 ile sınırlıydı. Şu an zaten 2 tane var gördüğünüz gibi ve evet 30.000 ile sınırlıydı ve 30.000 tane mintlenmiş bile çoktan. Genel olarak bu şekilde bunu da hani retweet görevleri var yine mintlerseniz diyerek geçiyorum. Moment of Space'de Moment of Space Cake projesi gibi bir proje. Şu an iOS'ta uygulamaları mevcut ama Android için waitlist var. Buradan form doldurup doldurduğunuz formdan sonra mailinizi buraya girmeniz gerekiyor. Ben hemen mailimi yazayım. Formu doldurdum ama. Şöyle formu doldurayım hemen. Saatte bir iniliyor bu form. Bir şekilde gelip mailinizi göndermeniz gerekiyor. Daha sonra size mailden bir kod gelecek. Bu kodu buraya yapıştırayım. Geldi üzerine alacağımız. Ben şöyle yapıştırıyorum. Verify edelim hemen. Bir saat sonra tekrar gelip benim bunu burada verify atmam gerekecek. Çünkü saatte bir kere kontrol ediyor. Bu bunu burada yazdı içeri. Gazi her bir saatte bir gazi ile işleniyor diyor. Formdan gelen veriler. Bu da bu şekilde. Şu an dediğim gibi iOS için indirebiliyorsunuz. Kendi Twitter hesaplarını Linktree'den.
iOS için olan app'i bulabilirsiniz. Download da iOS app'ten. Android için de wait liste katılmanız gerekiyor. Yine çareler hakkında bilgi vermişler. iOS'ta şöyle bir app'leri var. Meditasyon üzerine kurulu bir sistemleri var. Biraz garip bir proje işin doğrusu. K'ye benzer örneği de var. Social bir kısmı olacak. Yine bu atı yerinizi doldurup kolayca klimleyebilirsiniz. Sadece klimleyen 200 kişi var. Çok az kişi görmüş. Bir uygulama olduğu için önemli olabileceğini düşündüm. Bu yüzden bunu videoya koymak istedim arkadaşlar. Ve geçiyorum bir diğer şeye. Urumaki. Urumaki Arbit limanında çıkacak. Garip bir proje. Hani daha önce yazıyordu biyografilerinde ama kaldırmışlar. Bir Dex olacak arkadaşlar ve bununla ilgili şu an bir airdrop yapıyorlar. Sahip değilim. Speaking for airdrop yine arkadaşlar. Şu şekilde tweet attırıyor size. Daha sonra fill airdrop form diyor. Bu gönderdiğiniz tweet'i kopyalatıyor size. Twitter'ınız. Tweet'iniz ve gizli adresinizi göndermeniz gerekiyor. Bu şekilde gönderin bunu. Ve airdrop'a kaydolmuş oluyorsunuz. Bunun dışında fazla bir şey bulunmuyor. Bu yani milestone koymuşlar ama çoktan bu rakamları geçtiler. Sadece 100 kişi vardı bizim bulunduğumuz projeye. Kırklareli kamerelerinden ne kadar airdrop ayrılmış, hani bunları paylaşmamışlar, white paper'da da yazmıyor. Ama kazançlı olabilecek gibi duruyor. Arbitrum ekosisteminde yeni bir proje. Ve bunu da kapatıyorum. Bu arada tweet'i silmeyin. Öyle bir hata düşmeyin. Çünkü forma bu tweet'i gönderdik. Bu tweet'i silmemeniz gerekiyor. Bunu da önemli. Uyarayım. Kanıtlı tweet silenler bildiğiniz gibi airdrop alamadı. Ve son projemiz olan Inflation'a geliyoruz. Inflation bir sosyal fee projesi. Yine cüzdanımıyla bağlanıyorum buraya. Tabii bu oyunu bu işlemleri yaparken. Gelip şurada airdrop kısmına tıklıyorum. Ve burada beni gördüğünüz gibi bir seçenek karşılıyor. İlk seçenek sosyal medya profillerinizi verify ederek alabildiğiniz bir gem var. İkincisi de community level atladıkça aldığınız bir gem olayı var. Community kısmı şu şekilde arkadaşlar. Tweet atmanızı istiyor. Tweet'ten retweet etmenizi ve içerik üretmenizi istiyor. Influencer hakkında veya arkadaşlarınızı davet etmenizi istiyor. Şöyle tweet kampanyası tweet about istediği yerde şu şekilde bir tweet atıyorsunuz. Şu tweet'e hemen girip şu tweet'i kopyalayıp buraya gönderiyorum. Ve claim reward diyerek 15 gram kazanıyorum. Bu like, reply ve retweet postu. Yine aynı şekilde influencer'ın bu postuna like atıyorsunuz. Cevap veriyorsunuz. Bir de retweet atıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde onları yapayım hemen. Retweet yapayım. Buradan yaptıracak illa. Böyle bir şey yapalım. Hala kabul görmedi sonuçta. Şu tike düştü de diğerleri daha düşmedi. Diğerleri düşecektir. Bunu da yaptıktan sonra claim reward diyorsunuz. 5 dakikada bir onaylanıyormuş. Ben yine sindirip evet, bir kaldıracağım. Evet. Ve son olarak burada eventler oluyor. İşte kod atıyorlar. Discord'larında ve Twitter'larında ara ara bu kodları da girerek ekstra şey alabiliyorsunuz. Gem alabiliyorsunuz. Bir de son olarak buradan bir dep seçip şöyle geri geleyim. Şöyle göstereyim. Herhangi bir dep seçiyorsunuz buradan. Details diyorsunuz ve kendi ratinginizi veriyorsunuz. Bu verdiğiniz rating ile de 10 gem kazanıyorsunuz. Günlük 5 adet rate atma hakkınız var. Oy verme hakkınız var arkadaşlar. Projelere do it now diyeyim. Sizi direkt proje sayfasına atacak. Gördüğünüz gibi ben Paris gireyim. Edit my rating. Buna vermişim zaten. Tekrar ekleyeyim. Hemen Galatasaray fan takımına bir 5 yıldız verelim. Sonra şuradan multi chain'e geliyorum. Buraya ekliyorum. Bir de Marinite Finance'a vereyim. Şöyle ekliyorum. Kampanya kısmına geri geldim. Gariptir ki biraz şey garip arayüzü. Gördüğünüz gibi otomatikman bana gemlerimi verdi ve 24 saat sonra bunlar yenilenecek. Yakında Reverse gelecekmiş. Reverse'de yorum yazabileceğiz. Bu da 50 gem verecek. Proje başına bu şu an tabii kapalı. Bunun dışında ek olarak profilinize girip arkadaşlar şuradan
Steam'de bu profillerinizi bağlamanız gerekiyor. Benim Twitter'im bağlı, işte Discord'um bağlı, Mirror'um bağlı. Hani Telegram kitap vesaire bağlayarak ekstra burada level alıyorsunuz. Bağladığınız profil kadar ve size Ability Score çıkartıyor. Mesela benim Ability Score'um bu şekildeymiş. İşte NFT 198, Creator 198 falan bu şekilde oran çıkartıyor. Bir de şurada verdiği People You Beat var. Yendiğimiz insanlar kısmı bu. İnsanların ne kadar önünde olduğumuzu gösteriyor. Aslında ne kadar profil bağlarsınız ve profilleriniz ne kadar aktifse bu skorunuz o kadar fazla oluyor. Bunun dışında pek bir olayı bulunmuyor. Airdrop kısmında kendi takımından gemi veriyor ama şu an bu geminin bir satışa veya bir kullanım alanı yok. Sadece önceden biriktiriyoruz. Genel olarak işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında pek bir şey bulunmuyor şu an. Yani yapabileceklerimiz kısıtlı. Sizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer şu Discord YouTube kanalına hala abone değilseniz altta bulunan kırmızı butona basarak abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.